Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün videomuza bahçede başlıyoruz. Aslında akşam olmak üzere. Gördüğünüz gibi baklava yavrularla beraber bahçede otluyor. Sabahtan öğleye kadar baklavayı salmıyoruz. Öğleden sonra salıyoruz ama sonradan koşarak eve geliyor. Çünkü baklavanın kızgınlığı 15 günden beri geçmedi. Tabii baklavanın dışarı çıktığını gören danalar onun peşini bırakmıyorlar. O yüzden bizim böyle bir sorunumuz var. Daha önceden böyle bir sorun yaşayan var mı aranızda? Biz veterinere gittik, sorduk. İğne verdi. Eşim iğnelerini yaptı ama hala bir düzelme yok. Yeniden deneyeceğiz tabii. Başka veterinere de soracağız. Bir çaresi, çözümü var mı? Biliyor musunuz ya da bizi izleyen veteriner hekimlerimiz varsa yardım istiyoruz. Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Baklava Hanım çünkü böyle bahçede kaldı. Tabii bahçede böyle kaldığı zaman doğru dürüst beslenemiyor. Biz ne kadar yemini eksik etmesek de o dışarıdaki otlardan yemek istiyor. Burada da huzursuz oluyor tabii. Dışarı çıkmak istiyor. Ama rahat vermedikleri için tabii onu içeri almak zorunda kalıyoruz tekrar. Durum bu şekilde. Bize yardımcı olmak isteyen varsa yorumlarda yazabilir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yavrular da böyle annelerinin yanından ayrılmıyorlar. Hala anneleri diyorum. Sanki sütlaçın da annesiymiş gibi. Çünkü o da öyle alıştı artık. Gerçi kadayıf geldiğinde akşamları kadayıf emiyor ama sabahları kadayıf yokken hep baklavayı emiyor. Onlar da kendilerine göre bir düzen tutturdular. Böyle alıştılar. Kardeş kardeş geziyorlar. Gün içinde defalarca geldiler. Kapı kapalı olduğu için geri döndüler. Şimdi baklavayı ve yavruları içeri aldık. O yüzden kapılar açıldı. Oğlum ezileceksin, kalksana sen oradan. Tam da kapının önünde duruyor. Kim eksik diye sayıyorduk ki Ramazan kivi geldi. Böyle varlığı yokluğu belli olmayan bir danacığımız. Ramazan kivi. Ben bahçeyi sulayana kadar yemlerini yemişler, çıkmışlar dışarıya. Bugün hava güzel, yine bahçede kalacaklar. Aslında yavruların da dışarıda kalmasını istiyoruz. Hava çok güzel, içeride çok sıcaklıyorlar. Ama yavruları her zaman görmedikleri için onlara farklı geliyor. Özellikle de sütü olan kendi oğlunu, Danone'yi süsmeye çalışıyor. Ona zarar verecek diye korkuyoruz. O yüzden yavrular baklava ile beraber baklava düzelene kadar şu anda içeride kalacaklar. Ne oldu kızım? Neyi merak ettin sen? Şimdi yeni ahıra girmek istiyorlar ama burası sana göre değil. Hayır. Burada başkaları olacak. Ben şimdi yeni ahırın tanıtımını yapacağım. Sen dışarıda bekle. Tamam mı? Evet, yeni ahırın içindeyim. Şu an tabii ki tamamen bitmediği için biraz karışık görünebilir gözünüze. Bu kapı yenisi alınana kadar idareten böyle bir şey yapıldı. Burası 4'e 6 ölçülerinde bir yer. Bu duvarın arkası hemen Muhammed'in evi oluyor. Muhammed de bu arada evinde kalmaya başladı. Şöyle göstereyim. Buranın arkası Samanlık'a giden yol. Ve hemen arkamda gördüğünüz yerde Samanlık. Daha önceki videolarda da göstermiştim böyle. Şu anda toz haline gelen samanları, dökülen samanları çuvallarla oraya koyduk. Böylece betonu tamamen atılmış durumda şu anda. Yemlik bu tarafta olacakmış. Dediğine göre otomatik suluklar var. Onlardan yapmayı düşünüyor. Buranın arka tarafında su borusu var. Ondan hortum çekip onun anlattıklarını anlatmaya çalışıyorum size şu anda.
Buraya otomatik suluklardan yapacak inşallah. Burada 4 tane hayvan kalacak. 4 tane hayvan rahat rahat kalabilecek durumda çünkü. Hangileri kalacak? Tulumba, moka, süt oğlan ve Ramazan kiviyi düşünüyoruz. Böyle tamamı sıvanacak tabii ki. Eksik kalan yerleri de gösteriyorum size. Buralar böyle sıvanacak. Sonrasında bu pencerede duruma göre, sıcak soğuk hava durumuna göre tahtayla kapatmayı düşünüyor eşim. Gerektiği zaman çıkaracak, gerektiği zaman tekrar yerine takabilecek şekilde. Ahırın son hali bu. Merak edenler için burayı da gösterdik. Muhammed, misafirin var. Açmıyor mu oğlum sana kapıyı? Açmıyor değil mi? Videoyu kapatmadan önce şöyle bir akşam kontrolü yapalım istedim. Süt oğlan yatarken ben kendimi daha güvende hissediyorum. Süt oğlan bu aralar çok agresif. Bu aralar eşimi gözüne kestirdi. En çok ona saldırıyor. Tulumba galiba uyumuş. Tulumba en çok uykuyu seven hayvanlarımızdan bir tanesi. Burada kim varmış? Yonca ile Boğaç. Kadayıf ayakta bekliyor. Hala yatmamış. Acaba bir sıkıntısı mı var? Burada kim varmış? Çikolata varmış burada da. Kızım, dinleniyor musun sen? Kızım. Bu üç tane ahırda da ayrılmıyorlar. Aynı ahırı paylaşıyorlar. Yatarken de böyle, akşamları yatarken de böyle birbirlerine girmiş vaziyette. Üçü birbirinden ayrılmadan yatıyorlar. Küçüklükten beri hep beraber büyüdüler çünkü. Her videoda söylemeyi unuttuğum şeylerden bir tanesi de videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın demek oluyor. Lütfen videolarımızı izledikten sonra beğenin. Çünkü beğendikçe daha çok kişiye ulaşıyormuş videolarımız. Bizi izlemekten hoşlanıyorsanız, videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videolarımızı beğenin. Abone olmayanlar da abone olursanız seviniriz. Şöyle Yonca ile Boğaç'ı bir daha gösterelim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.